çok güzel tınısı olan bir müzisyenler de çok güzel çalıyorlar. Yetişemedim tabii ki, değişti. Evet. Sirkeci metro hattındayız bugün. İstanbul'u gezmeye çıktık sizlere de. Görüntüler almaya çalışacağım. Galata Kulesi çok güzel görünüyor. Oradan alayım dedim. Meydandayız şu anda. Evet, Eminönü Camii. Tabii ki İstanbul'da camilerin ve bizim için camilerin yeri başka, önemi başka. Muhteşem güzellikteler, muhteşem mimarideler. Ve dimdik ayaktalar her daim Rabbim camilerimizi, ayakta tutsun ezanlarımızı, dindirmesin ya Rabbim, bayrağımızı indirmesin. Çok güzel bir cami, çok da seviyorum burayı. Eminönü tabii ki çok neşeli, çok cıvıl cıvıl meydan. Şimdi pazara doğru gideceğiz, Mısır Çarşısı'ndan başlayacağız, Kapalı Çarşı. Bakalım, hadi bakalım, yola devam. Evet, meydandayız. Mısır Çarşısı'na doğru ilerliyorum. Arkadaşlar, yine Eminönü Yeni Camii, Eminönü Camisi'ni bu taraftan da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Tabii İstanbul'da yaşayanlar bilir, fakat kanalımı ziyaret edip de İstanbul'u sadece internet ve televizyondan gören güzel dostlar için gezip onları da görsünler istiyorum. Çektiğim yerleri şöyle sizlere göstereceğim ben kısaca. Tarihi Mısır Çarşısı. Mısır Çarşısı'nın baharat kokan o havasını seviyorum. Mısır Çarşısı'nın içine şöyle ilerleyelim yavaş yavaş çocuklarla birlikte. Oğlum ve kızımla birlikteyim. Gezelim şöyle kısaca. Bugün günlerden cumartesi, fakat yine de çok kalabalık. İçeri girer girmez zaten baharat kokusu bizi bizden aldı. Şöyle tavanından tarihi bina biliyorsunuz. Kapalı Çarşı da öyle, burası da. Sizlere şöyle görüntü almak istiyorum. Mısır Çarşısı'nda gezerken. Çarşısındayız. Şöyle lokumlarımızın, Türk lokumlarının olduğu, satıldığı bir mağaza. Fakat otantik fincanlar, çaydanlıklar var. Çok güzel süslemeleri olan hediyelik eşyalar. Hepsi otantik görünümlü. Hatta Alaaddin'in sihirli lambaları bile var. Bunun fiyatı ne kadar acaba? 300 TL'ymiş bu. Çok güzel süslemeler tabii ki. Dekoratif. Amaçlı süs eşyası olarak
kullanılan eşyalar, hediyelik eşyalar genelde turistler alıyor zaten. Şu anda da pazarlık yapıyor turistler biri. Kahve fincanı dokunduğuyla birlikte tamamen nazar boncuğu ve işlemeli taşlı. Bol desenli, gümüş desenli, altın yaldızlı, incili, her türü var. Burası da Çinlilerin olduğu bir mağaza. Eşyalar var, takılar var ve Çinliler var. Çinlilerden o bir şeyler var, lambalar var, çok güzel hediyelik eşyalar. Şöyle sizler de görünürseniz. Saatler var. Okey. Evet, Türk mutfağının olmazsa olmazlarından kuru biberler, patlıcanlar. Kuru biber patlıcan dolması muhteşem olur biliyorsunuz. Kuru bamya var. Bunlar da Mısır çarşısında bol bol bulabileceğiniz bizim baharatlarımızın kullandığımız, yemeklerde kullandığımız kuruların başında geliyor değerli dostlar. Kuru sebzeler. Ayna ve taraklar üstünde güzel işlemeler olan, yine Türk motifleri çoğusunda bulunan hediyelik ayna ve taraklar çok güzeller. Yani süslü. Tam turistik hediyelik eşyalar bunlar değerli dostlar. Ne dedin? Nasıl? Ne dedin? Nuru Osmaniye Camii. Karşı tarafa geçip sizlere çekmek istiyorum caminin görünümünü. Evet. Yetiştiği kadar sizlere camiyi çekmek istiyorum. Tabii ki tarihi camilerimiz bunlar bizim. Muhteşemler. Ve kapalı çarşının girişi değerli dostlar. Bizim altının ve kalbinin nabzının attığı yer biliyorsunuz. Kapalı çarşı, tarihi bir çarşı. Şimdi orayı gezeceğiz. Kızım, oğlum ve ben. Sen ne sevimli bir köpeksin böyle. Ay çok sevimli. Burada minik, minik kızlar var, seviyorlar ama yüzlerini çekmeyeceğim tabii ki ailelerinden izin. Mümkündeyiz. Hadi köpüşü çekeceğim. Ama bir güzel. Erkek çirkinmiş. Çirkin miymiş birazcık? Evet. Çok değil ama güzel. Ama yine de yok. Evet değerli dostlar, pazenlere bakar mısınız? Kültürümüzün en kıymetli kumaşlarından. Tam %100 neredeyse pamuklu. Eski ninelerimizin kullandığı kumaşlar şimdi çok revaçta bunlar. Çok daha fazla kaliteli ve kullanılır oldu. Kalitesi anlaşıldı tabii ki. O yüzden şimdi daha çok aranılan kumaşlar, eskiden çok ucuz olan bu kumaşlar şu anda bütün kumaşlardan daha pahalı. Pazenler. Pazenleri bilenler bilir zaten. Pamuklu, tamamen pamuklu kumaşlar bunlar. Rengarenk. Otantik kıyafetler
Bunu görünce bayıldım buna. Bizim işlemelerimiz üstünde desenlerimiz Türk desenleri. Çok güzel, kaftan gibi. Şöyle yakından çekeyim sizlere. Evet. Tabii ki bizim kültürümüzü yansıtan kıyafetler, işlemeler mevcut. Baharatlar dahil. Bize ait bir çarşı ve bizim güzel ülkemizin güzel kültürünü anlatan objelerle dolu. Turistler için genelde. Görseller, evet. Evet, değerli dostlar, Eminönü'ndeki çiçekçileri gezmeden gitmek olmaz tabii ki. Burada tezgahları görünce hemen buyurun. Bakmak istedim, çekmek istedim size de şöyle. Kaktüsler falan var. 10 TL. Çok da pahalı değil, çok da çeşit var. Ve şimdi soğanlı bitkilerin ekim zamanı. Frezya, lale, sümbül, farklı soğanlar var yine. Sıklamenler var. Bakar mısınız, limon? Limon vermiş. Haliyle limon bile var. Evet, ben bunları çok seviyorum. Hanım çantası olarak biliyoruz biz. Hanım çantası dediğimiz tür mevsimlik aslında, kışın. Şu anda olması da beni şaşırttı. İlkbaharda genelde oluyor. Buyurun. Menekşeler var, sıklamenler var yine. Evet, şu lahana görünümlü. Süs lahanaları bunlar. Değerli dostlar. Kış çiçekleri. Bunlar daha çok tabii ki bahçelere yakışan türler. Sardunyalar var, balansalar var. Kadir abi, o ne ya? Yeni motor mu aldın?